Değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Önce bu küçük deniz taşıtları hakkında bazı teknik bilgiler vermek istiyorum. Bir, küreklerimiz sağda ve solda olmak üzere sandalımızın iki yanındadır. Can yelekleri sandalın içindedir. Can yelekleri ayağınızın hemen dibinde olup ulaşabileceğiniz en kısa mesafededir. Şimdi ikişerli ya da üçerli gruplar halinde sandallara biniyoruz ve tadını çıkartıyoruz. Lütfen dikkatli olunuz, iyi eğlenceler diliyoruz. Turumuza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Nazlıcan gel bir şuradakine binelim. Tamam. Ha, kızlar durun, ikişerli grup olalım. Allah'ım hareket edemiyorum. Edemiyorsun çünkü seni ben tutuyorum salak. Neden Necmi Bey? Oğlum böyle fırsat kolladığını hemen belli etme. Biraz cool ol, yavaş ol. Ben bu tür zevzekliklerden, eğlencelerden hoşlanmam. Ben içine kapanık, duygusal bir adamım, havas yarat. Evet, doğru. Tamam. Bu kadar hevesli olduğunu belli edersen maazallah o kızlarla kanka olursun, sevgililiğe dönüş olmaz. Allah korusun, Allah korusun. Necmi Bey, bizimle gelmek ister misiniz? İstemez miyim canım? Gelirim tabii. Sen burada kal, gözdük. Geldim kızlar, içim sızlar. Hayt. Buyurun geçin arkadaşlar. Hoppala. Nerede kaldı ya? Nerede kaldı? Haydi bakalım. Defo, hadi gel beraber binelim. Zaten göremiyorum seni. Vallahi tek göremediğim sen değilsin. Ne? Ha evet ya. Görüşemedik, hep öyle oldu. İsmail bizimle gelsene. Hadi ama İsmail. Hadi ama İsmail. Hadi. Peki madem. İşte magazin dünyasının beklediği etkinlik. Sandal sefası. Az sonra. Hadi. Ay vallahi benim ilk defa yapacak halim yok Sinan Bey. Tamam bunu sandalda konuşuruz. Hadi gel. Gel hadi. Hadi. Buyurun İsmail'ciğim. Buyurun gelsin benim. Versene. Buyurun. Vedat ne olur bize yardım. Buyurun o taraftan buyurun. Geldi Etniciğim. Ay. İso geliyorum. Hazırız. Hop. Tamam. İtiyorum. İsmail dur. Güle güle. Oo. Ömer Bey hoş geldiniz. En sona ikimiz kaldık demek ya. Sen niye gitmedin onlarla? Ben bir tavsiye üzerine burada kalmaya karar verdim. Ama neyse canım ikimiz bineriz artık değil mi? Hem şu pırıltınızdan biraz ben de alırım böyle fıtı 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 fıtı. Ne diyorsun Vedat? Beni diyorum. Beni, Vedat'ı. Beni Instagram'dan bir takip etseniz. Ha? Böyle birlikte bir selfie falan çekilsek. En az 11K takipçim olur. O da zaten fenomenlik seviyesi. Vedat sana bir tavsiyede bulunayım mı? Oo tavsiye. Alırım bir dal Ömer Bey. Neyse. Hadi bin. Beraber gidelim gel. Tamam. Gidelim. Buyurun. Ay niye açmaz ki bu telefonunu? Öpüş arasan. Ay ona şimdi niye gittiğimizi açıklayamam. Öpüş yeğeni. Ay evet bütün bu başımıza gelenler onun yüzünden geliyor. Birazcık uysal olsa, işleri bana bıraksa biliyor musunuz ben ona ne kızlar ayarlayacağım değil mi Koreş? Ay öyle hayatım yani Öpüş de Nemrut. Yani sakın yanlış anlama arkadaşım biz seninle arkadaşız. Yani biz soğuk böyle kutuplarda mı kız büyüttünüz o Ömüş'ü? Yani hayatım böyle iyi hoş da kötü huyları var bazı huyları kötü yani. Ay neyse çok uzattım. Ay dedikodu mu? Biz dedikodudan nefret ederiz. Hiç dedikodu yapmayız. Zaten bizim dedikodu yapmaya vaktimiz yok beyefendi. Ay o pis Yasemin'le uğraşmaktan vakit mi kalıyor değil mi Koreş? Sus çirkin şeytan. Katil ruhlu kara dul. Ayol ne oldu işte o Yasemin yüzünden oldu. Hayatım ben sana şöyle anlatayım şimdi. İnsanlardan çok uzaklaşmayalım. Şu tarafa doğru git de eğlenceyi kaçırmayalım. Tamam Yasemin.
Bu motivasyon gezisinden İstanbul'a döndüğümüz zaman eğer soran olursa kürek çekmekten motive olamadı dersin, tamam mı? Aa, ben de burada hanım kız gibi, küçük hanım gibi oturmuşum. Verin ben de yardım edeyim azıcık. İstanbul'a döndüğümüzde sorun olursa da Defne küreği bir kere çektikten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu derim. Allah Allah. Siz bir kere benim kaslarımı görmediniz daha. Allah Allah. Kürekler ne diyor duyuyor musun? Gah gah gah. Allah hiç. Bana verseniz kürekleri ben hiç durmadan İstanbul'a kadar çekerim, hiç gık demem. Coğrafya bilgine kurban. Burası göl, onu ne yapacağız? Ne? Hakikaten Ömer Bey, ben onu niye akıl edemedim? Neyi akıl edemedin yine? Sinan Bey diyorum yani. Onun da Instagram'da çok fazla takipçisi var. Onunla şöyle bir selfie çekilsen, beni takip etse oradan da alır yürürüm ben. Senin aklın hala orada mı? Yo, orada değil, burada. Buradayım ben. Biz çıkalım yani, sana güneş su iyi gelmedi. Ha, çıkalım. Necmi Bey niye aklına geldi buraya geldik ya? Yemin ediyorum kendimi buldum ha. Tabii. Protein alas. Ya inşallah Ömer Bey Vedat yüzünden hayata küsmez. Allah! Allah, ben o tehlikeyi hiç düşünmemiştim ha. Zaten hayatta bir küs bir barışık takılıyor. Aa, Ömer Bey kenara çıkıyor. Kıyıya çıkıyorlar galiba. Allah küstü herhalde. Ay bana mı bozuldu acaba ya? Ben burada kaka kaka kiki. Boş ver ya, sana dediğin gibi. Bir küs bir barışık yaşıyor ya. Defne, ha. Rüzgar çıktı, yelkenleri aç. Yelken mi? Kızlar, elini yanıyor. Hey! İşte düşman gemileri. Saldırın! Defne, yardım et! Sinan duramadı yine yerinde. Oo Yasemin Hanım, ne zaman bu kadar yaklaştık ya? Fark etmedik. Ben batıyorum. Sen gemimizi kurtar. Ay rezil. Ne gülüyorsunuz be? Ne gülüyorsunuz? Çeksene beni. Ne haber Sinan? İyi misin? İyiyim Necmi abi. Sağ olun. Nasıl devirdim ama seni? Ya Sinan Bey, bir yerinizi bulmadınız, emin misiniz? Ha, eminim, merak etme. Ay Sinan Bey, çok geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Neyse ki kötü bir şey olmadı. Evet, teşekkür ederim çok. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Abartmasak mı acaba? Ne güzel eğlendik. Şatıran boş verin ya. Evet, çok eğlendik. Aynen. Oh. Geçmiş olsun Sinan Bey. Sağ ol İsmail. De ben bir üşüdüm galiba ya. Aa, ben de burada duruyorum. Ben şimdi hemen otele gidip havlu getiriyorum. Hadi koş koş koş. Allah kahretsin. Sırılsıklam oldum. Hep senin yüzünden. Biz sandalı idare etmeyi beceremedim. Evet Yasemin Hanım, çok pardon. Yasemin Hanım, size de çok geçmiş olsun. Ben gidip size de bir havlu getireyim. Aman bırak, istemez. Hepinizi gördüm ben zaten. Düştüğümde hepiniz güldünüz. Yani biriniz de aman Yasemin Hanım düşmüş, yardım edelim demediniz. Demediniz. Madem kimse demedi, ben diyorum Yasemin Hanım. Tut gözlüğü Masuma. Alın benim tişörtümü giyin. Ay, iğrençleşme. Kapat. Ben başımın çaresine bakarım. Giyin Vedat. Giyin Vedat.
Ömer Bey. Bey'e geri mi döndük? Ya bırakmıştık ne güzel. Ay yok ya, o şey ağız alışkanlığı. Kötü alışkanlıklardan kurtuluyoruz o zaman. Hı. Daha iyilerini ediniyoruz. Mesela? Aslında güzel bir başlangıç yaptın sayılır. Anadolu'ya geldiğin onu söylüyorum. Defne, bizim bu halimiz ne olacak ya? Niye biz bir türlü yalnız kalamıyoruz? Değil mi ya? Sanki herkes biliyormuş da engel olmaya çalışıyormuş gibi. Neyse. Bence başardık artık. Sonunda. Evet ama yine de burada konuşmayalım ya. Çok yakınlar, duyarlar falan. Uzaklaşalım o zaman. Defne, ben gerçekten çok sıkıldım kalabalıktan. Gel götüreyim seni. Niye ya? Ne güzel motif oluyorduk işte. Safariler, sandallar falan. Evet evet. Bayağı motiveydiniz sandalla. Ya aslında o tesadüf oldu yani. Ben seni bekliyordum, konuşuruz falan, hani binmeyelim diye. Sonra Sinan Bey öyle şey yapınca. Şey yapmış. Çok mu kızdın ya? Bir şey söylesene, çırpınıyorum burada. Bir şey söyle Ömer. Bir daha söylesene. Neyi? Bu son söylediğini. Ömer! Ay vallahi delireceğim ya. Bak sırılsıklam oldum. Yasemin, ne oldu sana? Defne, havlular nerede? Ha, değil mi? Ben o zaman gideyim de havlu getireyim. Yani ya bir göre düşmediğim eksikti. Bir de ben düştüm, düşünebiliyor musun? Böyle lık diye gittim yani. Dur şunu al bari, al düşeceksin. Aşk olsun Ömer, sen de mi? Tamam tamam, bir şey yok. Üşüme, al. Gülüyorsun. Aa, ay ben ne salağım ya. Adama not yazdım, cebine koydum, cebine not yazdım, koydum demedim ya. Aferin yani Defne. Entrikadan anladığım bu kadarmış. Bravo. Ey Allah'ım. Aynur'um, burası mı? Burası olmalı. Bence de burası. Evet kuşum, hadi inelim. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba otel çalışanı bey. Ben Koray Sargın, Neriman İplikçi. Pastonist'in konuğuyuz, Ömer İplikçi. Hemen anahtarlarımızı verin, zira çok yorgunuz. Hemen bakıyorum. Ne yazık ki boş odamız yok. Ne demek yok? Hayatım, pastonist diyorum. Özel insanlarız diyorum. İplikçi diyorum. Önemli kişileriz diyorum. Anlıyorum ama biz de kişisel... Bana bak. Tamam. Var ya, senin kariyerini bitiririm. Bacakları kırarım, kenafir gözlü. Bu hanımefendi kim biliyor musun? Söyle Koriş, söyle. Ben Neriman İplikçi. Senin içinde oturduğun evi arsasıyla satın alır, üstüne kocaman otel diker, seni de tüm tecrübene rağmen işe almam. Anladın mı? Ben böyle bir kadınım. Yırtarım, yakarım. Seni de yakarım, oteli de yırtarım. Seni de kız. Koray, yenge. Ne oluyor ya? Ay Ömür. Bize oda yok diyorlar. Ömer canım, kuşum, bebeğim, nasılsın? İyiyim yenge, iyiyim de siz ne yapıyorsunuz burada? Ne işiniz var? Ay seni merak ettik. Amcanın da telefonu kapalı, cevap vermiyor. İyi, hoş geldiniz madem. Amcam şeyde. Amcan, Sinan neredeler? Sinan mı? Yenge sen Sinan'ı ne yapacaksın? Gebert. Tatlım yani merak ettim, ne zamandır görüşemedik, merak ettim. Halini hatırını soracağım. İyi gel, buluruz hadi. Yok canım, tutma kendini, gül. Çekinme yani, gül. Peki bir şey diyeceğim. Yasemin'le mi gülüyorsun bana mı? Ya talihsizlik işte. Ya kusuruma bakmayın ne olur. Yok canım. Ne kadar zamandır böyle eğlenmemiştim. Ya yalnız siz böyle ıslak ıslak hasta olursunuz. Bence otele gidip üstünüzü değiştirin bir. Yok artık, yazın ortasında. Aa niye? Sanki vücudunuz alışkın mı öyle pat diye suyun ortasına düşmeye? Vallahi bak üstünüz ıslak falan. Benim içim hiç rahat değil. Sen bu kadar düşünceli olmak zorunda mısın? Hadi.
Neriman. Hayatım, ne zaman geldin? Geleceğini niye haber vermedin? Haber verseydin araba gönderirdim. Dumanla mı haber verseydim? Suya şişe mi salsaydım Necmi? Telefonun kapalı. Aa, evet, telefonum kapalı. Neyse, sağ salim geldin ya. Hayatım, ben seni çok özlemişim ya. Bir günde özledim seni Neriman. Oh, kocacığım. Canım benim. Hadi safariye gidiyoruz. Ay Necmi. Yani özlem giderme yöntemin bu mu? Safari. Ay bırak şimdi safariyi. Bana bak, seni yine çenen düşmüş. O çocuk kalbin sulara yelken açmış. Ay ne yapayım ben safariyi ya? Buraya bir dava için geldim. Gireceğim ve kararımı vereceğim. Biliyorum hayatım, biliyorum. Sen dava için geldin. Haklısın, haklısın da sen hiç davasız kalmazsın. Elinden de tokmak hiç eksik olmaz. Ama zaman işleri akışına bırakma zamanı. Bak, ben ne diyorum? Ne diyorsun? Yoksa bildiğim bir şey mi var? Hayır, hayır. Sadece sakin ol diyorum. Git şimdi bir güzel elini yüzünü yıka, bir duş al, üstünü başını değiştir, saçını baş... Neriman, o saç ne öyle? Kafana hindi tünemiş gibi. Hindi mi? Ay ne diyorsun Necmi? Çirkin miyim ben şimdi? Çirkin değilsin, çirkin değilsin de... Yani benim odama git, bir duş al, kendine bir çeki düzen ver diyorum. Sonra da hep beraber safariye gideriz. Ay, ay Koreş nerede? Ay bak, sinirden onu unuttum. Konuş, git dedi, geleceğim dedi. Aa, işte Koreş. Nerim? Koreş. Kuşum, bebeğim. Ay, toparlanmışsın. Hayatım, Süpermen gibiyimdir. Bir tuvalet kabinde bakar. Koreş is back. Aa, ben şok. Hadi gel beni de toparlayalım. Toparlayın, toparlayın. Toplayın, toparlayın. Top top toplayalım. Sonra da safariye zıplayalım. Ha? Ay, safari düşsün başına Necmi. Hadi gidelim. Kız, sen ne yaptın? Ay daha yapamadım ama yapacağım. Yap hayatım, yakışır. Nerede bunlar? Ay, ne bileyim. Hayda. E gitmişler ya, giderler tabii. Yani üstünü değiştireceğini tuttu Defne. Ya git bir odana, sakin sakin bir dur. Bir resetle kendini ya. Ay yürü hadi, yürü. Beni mi bekliyordun? Evet. Yani ben seni köprüde bekliyordum. Notu görmedin mi? Ne notu? İşte köprüde buluşalım dedim. Peçeteyi katladım. Çaktırmadan hırkanın cebine koydum. Bana bile çaktırmadan. Bravo. Ya vallahi ben gizli saklı iş çevirmeyi başaramıyorum ya. Zaten rezil oluyordum. Olmuyor. Hadi atla. Ha, biz baya baya gidiyoruz. Gidelim artık, yeter. Ay kız nerede? Ah, Nurum!
gideceğiz. Her taraf arı dolu. Arılar sokacak bize. Ay Allah'ım. Kaçma! Kaçma! Gittin sen! Git! Tutun. Bittin sen. Neriman. Öldüreceğim seni. Neriman, öldüreceğim. Öldürecek misin kızı Neriman? Ay ne kadar güzel olur. Şuraya da gömeriz. Ormanda kimse de görmez. Kamerada yok. Oh, dünya kurtulur. Şu çocuğa da para veririz, konuşmaz. Ya ama para mara böyle ayıp oluyor Neriman Hanım. Tamam, öldürmeyeceğim. Kolunu kıracağım. Neriman gerçekten seni geri yükselmiş bir sakin ol, ne olur. Gel gidelim. Hadi. Bana bak. Oğlum İsmail. Sen al Yasemin Hanım'ı. Hadi götür, yolda bir süpürlenişe kendine gelsin. Yürü Yasemin. Yürü. Hadi Neriman, biz de gidelim. Yürü. İyi, öldürmemiş. Ama çok sevindim. Hadi götürün siz. Necmoş Bey, hadi. Hadi. Aman, hadi sen de. Hadi. Ay, hiç öyle sevmem, böyle mahkemede şahit mahit olamam ben. Sevmediğim şeyler. Ay. Sinsi. Buraya biz eğlenmeye geldik hayatım. Ne işin var senin onlarla? Sus, tamam. Aman çok şükür herkesler de gitti. Ay kaldım burada. Ah. Ay. Kız yalnız mıyım ben burada? Ay nasıl döneceğim ben buradan otele? Kız kurda kuşayım olurum ben burada. Ay Nero da gitti. Ay Allah'ım ne talihsizim ya Rabbim. Sanatçı oldum ama kıymetim bilinmeden ormanda çürüyüp gideceğim ben. Annem. Ay perde mi iniyor gözüme? Allah'ım bir şey mi oluyor ne? Ay nerede ay biz sen biz? Kaybolduk galiba. Nasıl ya? Nasıl kaybolduk ya? Ciddi misin? Yani buradan bir yerden gidiyorduk da ben yolu bulamıyorum. Ya ben de normalde sağıma soluma bakarım yolda giderken. Ya ama sen öyle bir anda çevirince ben bir bildiğim vardır dedim. Yani vardı bir bildiğim vardı da aklım başımda değil ki, yani bildiğimi de unuttum. Ne yapacağız şimdi? Telefon da yok. Kötü oldu hakikaten ya. Hava da kararır birazdan. Bağırsak mı, duyarlar mı? Bak çok iyi fikir ha. İmdat! Bize yardım edin! Sesimizi duyan var mı? Yok. Biz çok uzaklaşmışız. Uf ya! Fakir hırsızlar çıkınca ay geceden doğarmış. Bizimki de o hesap. Yapacak bir şey yok. Artık burada kurda kuşa yem mi oluruz? Kendimize yeni bir hayat mı kurarız? Bakacağız, kısmet. Ya benimle dalga geçiyorsun. Vallahi çok güzel, çok güzel tuzağa düştüm. Aşk olsun. Olsun bence de. Ya bir sürü de panik manik yaptım ya, bir de bağırdım. Panik deyince bu kadar güzel olan başka birini tanısam onu kandırırdım. Böyle sıyrılabileceğini mi sanıyorsun? Niye? Sıyrılamaz mıyım? O kadar kolay değil. Kız kaçırmak büyük suç. Ya kızın da gönlü varsa?
Bak şimdi ya. Yok mu? Nihayet. Artık kimse göremez bizi. Tabii canım. İl sınırına geldik zaten. E hadi. Konuşalım artık. Konuşalım. Anlat Defne. Dinliyorum seni. Ha tabii. Yalnız ben tam olarak ne anlatacaktım? Yani içinden ne geliyorsa. Kendini. Bizi. E tabii. Yalnız o kadar uzun süre yalnız kalamadık ki ben konuşacağımı unuttum. Biz diyorsun. Ne yaptın sen bana böyle? Ben seni özlemeden duramıyorum Defne. Kafamı nereye çevirsem seni görmek istiyorum. Gülüşünü, bazen saçmaladığını. Öyle bana güzel güzel baktığını. Sen bana bakıyorsun ya. Sanki böyle bir rüzgar çıkıyor. Bizi hiç bilmediğimiz, daha önce gitmediğimiz bir yere alıp savuruyor öyle. Orada mutlu muyuz bari? Çok. Yalnız hep alev aldı buralar. Almasın mı? Alsın. İçimiz ısınsın. Bak yağıyor yağmur. Her damlada gözlerin. Bak esiyor rüzgar. Rüzgar dediğimde sensin. Bak sımsıcak güneş. Sevginle ısındı içim. Sen vazgeçemedim. Yanımda bile hasretimsin. Güneş doğarken, çiçek açarken ve hayat geçerken ben seninleyim. Bir gün olur ayrılık.